Hakan Bey var hattımızda, Kayseri'den arayan. Alo, iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, çok mersi. Ne almak istiyorsunuz Hakan Bey, kaç para? Ev almak istiyorum, 120 bin liralık. 120 bin liralık ev. Peki, evet. Hemen bakalım para durumunuza, evi almak için müsait mi değil mi? Çünkü bu evi araştırdınız, evliyseniz eşinize evet. Mutabık kaldınız, bunları varsayıyorum, doğru mu? Doğrudur. Peki, iyi gidiyorsunuz. Ne kadarlık bir geliriniz var? 3200. Tamam. Giderler toplam? Gider, yani sadece şöyle bir durum var. 40 bin liralık bir arabamız var. 20 bin lirası borç. Elimizde 20 bin lira kalıyor. Yani kredi ödüyoruz arabaya. 15 taksim falan kaldı. Giderleri tamam. 20 bin liralık bir arabanız var diyelim. Ya da 40 bin liralık arabanız var. 20 bin evet. liralık borcunuz mu var? Doğru. Arabaya doğru. borç. Peki giderleriniz doğru. ne kadar aylık? Giderimiz yok şu an. Ondan başka. Gider. Daha var da başka. Ha, yiyip şey içmiyor musunuz ailecek? Nasıl? Genel yiyip içmiyor musunuz normal mutfak? Tabii onlar yani 300-400 lira. En fazla yok yani. 400 lira. 400 liraya geçiniyorsunuz. Kayseri'den arıyorsunuz. Evet. Doğru. Biz hepimiz Kayseri'ye taşınalım bari. Çok güzel. Kaç? 4 kişilik aile misiniz? Hayır. 2. 2 kişisiniz. Ama gene kira yok mu? Kira tabii. 600'de kirası var bunun. 600'de kira. Tamam. Evet. Üçü yapmadığınızı anlıyorum buradan. Peki birikim dediniz o zaman. Birikiminiz? Ya birikim yok. Sadece 20 lira. O arabadan kalan var. Başka yok. Evet. Peki gayet güzel gidiyordunuz. Ben bugün size 120 bin liralık ev için red veriyorum. Ya sebep? Şimdi bu ne gülmesi? Sevindiniz de mi gülüyorsunuz yoksa hoşunuza gitti? Aslında. Evet, hemen söyleyeyim sebebini. Şimdi bakın, evet. 120 bin liralık evi alabilmek için bunun dörtte birini peşin vermek gerekiyor. Dörtte bir. Yani 120 bin liranın, evet, 120 bin liranın dörtte biri sizin 30 bin lira nakit şöyle bir duruyor olması lazım. Peki Ekim'de alırsak o zaman oluyor mu? Ekim'de yani 7-8 ay sonra. Ekim ola, hayır ola. Siz beni gene Eylül'de bir arayın, yayını alacağım sizi. Tamam, teşekkür ederim. Birikime devam. Sağ olun.